arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu pastel kalemlerimi tanıtıyorum videosu. Çoğunlukla kullandığım, benim için ilk ona girecek kalemlerimi sizin için böyle masayı dizdime tanıtmak için size bir video çekmek istedim. Şimdi çok uzatmak istemiyorum, hemen videoya geçelim. Evet, ilk kalemimiz Karayoka pasteller. Bu kalemleri çok seviyorum, harika kalemler, çok tavsiye ediyorum. Değişik bir kelime oldu. Şitallerin Triplus kalemlerinin pastel seti. Karayoka pastel highlighterlar, bu kalemler de çok güzeller. Ve tabii ki de Stabilo Swim Cool 2020 renkleri pastelleri ve normal pastel renkleri. Şimdi kalemlerimizi hem çizerek hem renklerini göstererek hem de size yorumlarımı, yani kalemleri anlatarak videomuza geçelim. Evet, ilk kalemimiz Karayoka pastelleri. Hemen bir inceleyelim. Böyle kaç renkli bunlar? 2, 4, 6, 8 renkten oluşan çok güzel bir keseli kalem seti gerçekten. Şöyle göstereyim. Yani resim çizerken, boyama yaparken kullanabileceğiniz bütün ana renkleri oluşturuyor bence. Bayağı güzel kullanışlı bir set. Hemen bir tanesinin ucunu göstereyim sizlere. Şöyle. Çok güzel bir ucu var. Şimdi hemen, yanlış yerini kapatıyorum. Hemen yazımlarına bakalım. Uçları böyle çok yumuşak ve güzel bir yapıya sahip. Mesela yazarken hışır, hani bazı keşir kalemler böyle hışır hışır bir ses çıkartır ya da üst üste yazdığınızda böyle kağıdı yumuşatır, parçalar. Öyle bir yapıya sahip değil. Benim kağıdım kalın fakat yine de ben ince kağıtlarda bile arkaya geçmiyor. İnce kağıtlarda sadece gölgeleri arkadan çok azıcık belli oluyor. Bence o da yazı yazarken çok büyük bir sorun değil benim için. Tabii herkese göre değişebilir. Dediğim gibi fiyatına göre performansı çok iyi. Arada konuşamıyorum, kusura bakmayın. Şöyle. Yani benim en sevdiğim kalemlerimden biri bu Karayoka pastel seti. Böyle de tavsiye ediyorum. Evet, renklerini hemen şöyle size yakından göstereyim. Şöyle. Çok tatlı, çok canlı renklere sahip. Soft renklerden oluşuyorlar. Şimdi sıradaki kalemimize geçelim. Sıradaki kalemimiz Stadler Triplus Color'lar. Bu kalemlerin kutusu zaten biliyorsunuz tasarım ödüllü. Çok güzel bir kutuya sahipler. İsterseniz masanızda böyle saklayabilirsiniz. İsterseniz içerisinden çıkartıp da başka kalemlikleri koyup saklayabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlılar. Bu kalemlerde keçeli kalem. Fakat uçları 1 milim. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Hemen size uçlarını göstereyim bir tanesinin. Şöyle. Gövdeleri üçgen bir yapıya sahip oldukları için tutarken, yazı yazarken çok rahat bir şey oluyor. Yani bayağı güzel bir kalem. Şimdi hemen renklerine bakalım. Bu kalemleri de Karayoka'lar kadar seviyorum gerçekten. Güzel kalemler. Bunlar tabi mesela Karayoka'lar hışır hışır ses çıkarmıyor demiştim. Bunlar birazcık çıkartıyor. Bir de üst üste yazdı, hani demin bahsettiğim şey, kağıdı birazcık üst üste yazdıktan sonra yırtabilecek bir yapıya sahipler bence. Tam bilmiyorum, çok kullanmadım öyle fazlasıyla. Ben buna genellikle başlık yazarken kullanıyorum. Ya da Instagram için post çekerken yaptığım resimlerde kullanıyorum. Kendi günlük hayatımda yaptığım resimlerde kullanmıyorum genellikle. Şöyle bunların da renkleri. Bu şekilde şöyle göstereyim. Güzel renklere sahipler. Şimdi sıradaki kalemimize geçelim. Bu arada arkana kadar geçirdiğini de göstereyim. Şöyle. İnce kalem sayfalarda da çok göstermiyor. Ben de kullanmıştım öyle. Şimdi hemen diğer kaleme geçelim. Evet, sıradaki kalemimiz Karayoka pastel highlighterlar. Hemen bunları bir inceleyelim. Şu şekilde. Bunun kapakları birazcık zor açılıyor. Şurası çıkıyor. Şöyle. Uçları böyle. Hiç tutamadım.
Birazcık kalın bir uca sahip var. Hatta bazen stabilo'dan bile daha kalın olduğunu düşünüyorum. Hemen bir karşılaştıralım. Evet, doğru düşünüyormuşum. Şöyle daha kalın stabilo'dan. Ya, çok kalın geliyor bana yazıların üstünden geçerken. Şimdi şöyle bir yazımlarına bakalım. Şöyle. Böyle yamuk yazıyor olabilirim, kusura bakmayın. Hem kameraya bakıp hem de yazmak çok zor oluyor benim için. Şöyle hemen yazıyorum. Umarım güzel oluyordur. Buna mesela sarı rengi birazcık şey, ne derler ona. Çok pastele benzemiyor. Ay. Kapakları çok zor açılıyor ya. Bunları karyoka pastel, keçeli kremlere göre bir tık daha az seviyorum. Bilmiyorum neden sevdim. Birazcık hani öbür kız daha çok hoşuma gidiyor galiba. Ama geçen dezavantajı mesela hızlı bir şey işaretlemeniz gerekirken kapağını açarken çok uğraşıyorsunuz yani. Uçları yumuşak bir yapıya sahip. Yani o konuda güzeller. Şöyle bir daha göstereyim ucunu. Hem ince hem kalın hem de ince işaretleme kalem olarak da şöyle yazarak kullanabilirsiniz. En belli olanı bilmiyorum. Hemen yazayım bir daha. Dediğim şeyi de burada da göstereyim. Şöyle yapabilirsiniz. Böyle. Ve böyle. Üç farklı işaretleme şeyi olarak kullanabilirsiniz. Çok düzgün olmamış bu arada burası. Kusura bakmayın. Şimdi son kalemimize geçelim. Herhalde stabilo sevmeyeniz de yoktur. Ben de stabilo aşığım. Bunu daha önceden de benim videolarımı izleyenler bilir ve pastel renk aşığıyım. Bunları genellikle videolarımda belirtiyorum. Evet, son kalemimiz de Stabilo Swim Cool'lar. Bu kalemler de gerçekten harika kalemler. Yani diyecek bir şey yok bence kalemler hakkında. Çok şıklar. Dış yapımı olsun, mürekkep rengi olsun, ucu olsun, her şeyle harikalar. Zaten hani bunun 18'li setin tanıtımı vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hemen yazayım. Uçları çok yumuşak bir yapıya sahip. Böyle çok, ne çok sulular ne çok sulu değiller. Böyle tam ortadalar. Benim favori rengim bu. 2020 renginden. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Ve en sevdiğim renk mor. Tabii ki de favori rengim. Bu. Çok güzel. Artık siz de beni bu konu hakkında tanımaya başlamışsınızdır. Böyle çok tatlış. Bu arada çok hızlı büyüyoruz, biliyor musunuz? Şöyle. Bu arada çekilişi var. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Çekilişe katılabilirsiniz. Muppet kalem ve iki kişiye Muppet. Karyoka pastel üçlü mini set hediye ediyorum. Şartları da sayfamı takip etmek ve nasıl diyeyim, çekiliş videomun altına büyük harflerle katıldım yazmak. Bu kadar basit. Bir anda konuşmayı unuttum. Bu arada bunları da yazdım. Renklerine. Şöyle göstereyim. Çok tatlış renkleri var. Şöyle. Ben size ne kadar erkeğe geçirdiklerini de göstereyim hepsinin. Benim kağıdım kalın olduğu için çok fazla geçirmemişler. Bence ince kağıtta da bu kalemler çok geçirmiyor diye biliyorum. Ben kullandığımda geçirmiyor yani. Evet. Bu şekilde. Şimdi kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım alacaklar için faydalı bilgiler verebilmişimdir. Güzel bilgiler verip size de bilgi kaynağı olabilmişimdir kalemler hakkında. Sizde olup bana önerdiğiniz kalem markaları, kalem türleri, nasıl kalemler önerdiğiniz, nasıl videolar önerdiğinizde yorumlara belirtirseniz ben de o kalemleri alıp o video fikirlerini yapabilirim. Hem de sizin istekleriniz de gerçekleşmiş olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum.